Öyleyse burası Bay Roderick'in olduğu kadar senin de evin. Ve Bayan Medlin'in efendim. Bugünden sonra değil. Onu yanımda Boston'a götüreceğim. Anlıyorum. Bu ne zamandır devam ediyor? O kadar uzun zamandır ki artık farkına bile varmıyorum. Sadece ev temeline yerleşiyor. Bu yerleşme tüm binanın çökmesine sebep olabilir. Bu seni endişelendirmiyor mu? Oh, hayır efendim. Ev ölecek olursa ben de onunla ölürüm. Aa, dikkatli olun efendim. Size çarpmak üzereydi. Çok kötü yakabilir. O yarık tüm evin sarsılmasına neden oluyor. Evet efendim. Kim o? Kahvaltınız Bayan Aşır. Sıcak yulaf lapası ve... Sıcak yulaf lapası. Burası o kadar karanlık ki seni zor görüyorum. Ah işte böyle. Güneş ışığı yok. Bizim yaşayacağımız yerde güneş ışığı olacak. Ah. Günaydın. Günaydın. İçeri girerse sakın korkma. Girmeyecek. Uyumak için ilaç alması gerekiyor. Ah, üzüldüm. Her neyse. Sıcak yulaf lapanı ye ve biraz neşelen. Bana karşı çok iyisin. Müstakbel Bayan Winthrop için her şeyin en iyisi. Bayan Winthrop mu? Aç ağzını. Aç değilim. Madeline, evimde sıska bir kadın istemiyorum. Hadi aç ağzını. Hadi. Madeline, gitmek için hazırlan. İstiyorum Philip. Öyleyse gideceğiz. Ama yapamam. Neden? Çünkü çok yakında ölmüş olacağım. Sana bunu söylemeyi sonsuza kadar yasaklıyorum. Bu doğru Philip. Bu doğru değil Madeline. Sen hayat dolusun. Bana bak Philip. Ben sana hayat dolu mu görünüyorum? Ben seni Boston'da olduğun gibi hatırlıyorum. Sen hatırlıyor musun? Neşe doluydun. İçin yaşama sevinciyle dolup taşıyordu. Buradan ayrılıp benim karım olduğunda yeniden öyle olacaksın. Keşke anlayabilseydin. Öyleyse anlamama yardım et Madeline. İzin ver de sana yardım edeyim. Belki gördükten sonra daha farklı düşünürsün. Nereye gidiyoruz? Göreceksin. Dikkat et hayatım. Gitmek zorunda değiliz. Görmeni istiyorum. Kapıya ağırlığını ver.